Efendim merhaba, İçel TV'ye, İçel gündemine hoş geldiniz. Mersin'de önemli konularda önemli gelişmeler var ki bunlardan ikisini de canlı yayında İçel TV ekranlarına getirdik. İlki, Mersin İdman Yurdu'nun başkanı Ali Tekin istifa etti ve AS Başkan Mahmut Karak Mersin İdman Yurdu kulüp binasında bir basın açıklaması yaptı ve bu basın açıklamasında önemli konulara değindi Mahmut Karak. İkincisi ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin eski il başkanı Sebahattin Kılıç, bildiğiniz üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Yerine avukat Sayın Atsız getirildi ve bugün kendisi Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenledi ve İl Yönetim Kurulu üyelerini tanıttı. Bütün bunların ayrıntılarına ilerleyen dakikalarda tekrar yer vereceğiz efendim. Ama Mersin'de yine tabii ki farklı konularda önemli gelişmeler yaşandı ki şimdi bizi çok rahatsız edecek, çok duygulandıracak, içimizi sızlatacak, bu kadar da olur mu yahu dedirtecek bir haberi ekranlarınıza getiriyoruz efendim. Görsele girmeden önce bilgi vereyim. Mehmetçik binlerce yıldır Türk askeri dünyanın dört bir tarafında görev alıyor. Şerefiyle, namusuyla ve aldığı bütün görevleri de yine alnının akıyla kusursuz bir şekilde yerine getiriyor. Ve herhangi bir noktada savaş olmasa dahi asker ocağında bile aldığı görevi Mehmetçik yine alnının akıyla, şerefiyle en küçük bir görevi dahi yerine getiriyor. Ve hepimiz onlara minnet borçluyuz. Ama bir asker, Mersinli bir asker, yetiştirme yurdundan çıkmış bir asker. Hava değişimine gönderildi, hala asker. Hava değişimine geldi. Mersin'de kalacak, yatacak yeri olmadığı için sokakta yaşıyor efendim. Görseli verelim, ayrıntıya da girelim. Değerli seyirciler, bu askerimizin adı, birazdan sizlere söyleyeceğim. Askerimiz Mersin'de kimsesi ve kalacak yeri olmayan 23 yaşındaki İsmail Tutkun. İsmail Tutkun askerlik görevini yaparken sol el parmağındaki rahatsızlık nedeniyle hava değişimine gönderildi ve Mersin'de sokakta kaldı. Geceleri parklar, ATM'ler ve tren garında kaldığını belirten İsmail Tutkun kendisine sahip çıkılmasını istiyor. Çocuk esirgeme kurumuna bağlı yurtlarda büyüyen İsmail Tutkun 14 yaşındayken babası Resul Tutkun tarafından yurttan geri alındı ve 3 ay sonra babası vefat etti. Engelli annesi Zeliha Tutkun da özürlü bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilince sokakta kalmaya başladı ve sokakta yaşamaya başladı. Sokakta yaşadığı için çeşitli suçlara karıştı ve cezaevine düştü. Ve şu anda 23 yaşında olan İsmail Tutkun cezaevinden tahliye edilince 24 Kasım 2016 tarihinde vatani görevini yapmak üzere Amasya'daki birliğine teslim oldu. Acemi eğitimini tamamlayan Mehmetçik, 27 Aralık 2016 tarihinde İzmir Bergama Merkez Komutanlığı'ndaki usta birliğine sevk edildi. Burada sivil hayatındayken karıştığı bir kavgada kopan ve ameliyatla yerine dikilen sol elinin iki parmağında şişlik oluştu ve Tutkun hava değişimine Mersin'e gönderildi. Hava değişimi üzerine Mersin'e gelen İsmail, gidecek yeri olmayınca sokakta yaşamaya başladı. Hava değişimi süresinin biteceği 23 Mart 2017 tarihine kadar yemek ve barınma ihtiyacını karşılamak için Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve belediyeler başta olmak üzere 10 ayrı kurumun kapısını çaldı. Ancak prosedür gereği sana bakamayız, sana yer veremeyiz cevabı alınca tekrar sokaklara döndü. Tabii kısa bir süre, ki birazdan kendisi açıklayacak, Mersin Öğretmen Evi'nde kaldı ama sonrasında yine prosedür gereği denilerek Mersin Öğretmen Evi'nden de çıkartıldı. Birazdan kendisi söyleyecek, ordu evine gitti, kalmak istedi, prosedür gereği seni burada konuk edemeyiz denildi ve
Ordu evi komutanı ağlaya ağlaya cebine bir miktar para koydu İsmail'in ve tekrar sokağa gönderdi. Jandarma komutanlığından da aynı cevabı aldı. Belediyelerden ve çeşitli derneklerden de aynı cevabı aldı. Şimdi içinizi sızlatacak, sizi çok yaralayacak konuşma yapabilirim burada ama yapmayacağım. Kendi adıma şunu söylüyorum. Keşke evim müsait olsa da evime alsam, evimde konuk etsem. Keşke evimi geçindirebilecek kadar paranın haricinde çok yüksekte para kazanıyor olsam da arkadaşımızı bir pansiyona, bir otele yerleştirsem ve askerliğe gidinceye kadar, usta birliğine tekrar geri dönünceye kadar bütün masraflarını karşılayabilsem. Hani bazen ortaya çıkılır, çok büyük söylemler yapılır, çok böyle afilli laflar söylenir ama nedense o laflar yeri geldiği zaman en gerekli olduğu yerde unutulur. Şimdi ben eminim Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Toroslu Belediye Başkanımızın, diğer belediye başkanlarımızın haberi olunca ben eminim bu Mehmetçiğe kesinlikle ve kesinlikle kalacak bir yer vereceklerdir. Belediye bütçesinden olmasa da kendi ceplerinden karşılayarak vereceklerdir. Ayrıca çeşitli siyasi partilerin yöneticileri de olabilir. AK Parti, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi olabilir. Bazı partilerin alt kanat gençlik kolları olabilir, ülke ocakları olabilir. Bu arkadaşımızdan haberdarlar mı acaba? Haberdar olurlarsa, bu yayınımız sonrasında bu arkadaşımızla ilgilenirlerse çok çok sevineceğiz, onu da sevindirecekler ve işte asıl vatanperverlik görevini yerine getirmiş olacaklar efendim. Arkadaşımız Mehmetçik İsmail Tutkun Mersin'e geldi. Kalacak yeri yok. Hava değişiminde sokakta yatıyor. Bakalım neler söyleyecek. Daha önce Mersin'de bir dernek kuruluş sahip çıktı. Ailem Derneği. Mersin Sosyal Anlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı müdürüyle görüştüm. Müdürüyle görüştükten sonra 30 günlük bir süre içerisinde askerlik hava değişiminden sonra 30 günlük sürenin Mersin'de geçireceğimden dolayı kalacak bir yer temin edilmesini, İAŞ masraflarının karşılanması için dilekçemle başvurdum. Dilekçemin herhangi bir evrak kaydı yapılmadı, gerekli işlem yapılmadı ve beni kapı dışarı ettiler. Daha önce sana 1000 TL sokaklarda kaldığından dolayı 1000 TL tek seferlik yardım yapıldı. Ancak ikinci yardım verilemez. Senin Mersin'de adresin yok. Mersin doğumlu olsan bile sana herhangi bir yardım yapılamayacak dedi. Ondan sonra kaymakamlıklar, belediyeler, sivil ve toplum kuruluşları gittim. Herhangi bir işlem yapılmadı. Hiçbir yerden yardım gelmedi. 14 gün boyunca sokakta kalmaya devam ettim. Mersin istasyonu tren garında karşısında İsmet Önünü parkında o soğuklara rağmen hava şartlarının kötü olmasına rağmen ben orada yaşamımı sürdürmeye devam ettim. Askeri kıyafetlerimi de bir esnafın deposunda bıraktım. Orada şu an duruyor. Yani rezil durumdayım. Kimse sahip çıkmıyor. Ben bir Türk askeriyim. Yani sahip çıkılmasını istiyorum. Elin Suriyelisine sahip çıkıyorlar, yardımcı oluyorlar, kalacak yer temin ediyorlar. Ben Türk askeri olduğum halde bana sahip çıkmıyorlar. Devine kalacak bir yer temin edilmesi için gittim. Prosedürü uygun olmadığı için gerekli yardım yapılmadı. Ancak oradaki komutan ağlayarak 30 TL yardımda bulundu. Gözyaşları döktü. Daha sonra kapıdan çıktığımda bir Mehmetçik arkadaşımla karşılaştım. O da ağlayarak 50 lira uzattı ama kabul etmedim. Sen de askersin, senin de ihtiyacın var. Allah razı olsun dedim, ben dilenci değilim dedim. Ben bir Türk askeriyim. Bir Türk askeri olarak bu bayrakların altında eğer yaşıyorsam, bir Türk vatandaşı olarak, bir Türk evladı olarak bana sahip çıkılmasını istiyorum. Jandarma Merkez Komutanlığı'na gittim. Jandarma Merkez Komutanlığı'na müracaat ettim. Ben dedim sokaklarda kalıyorum, bir Türk askeri olarak bana sahip çıkın dedim. Oradan bir asker çıktı. Daha önce dedi böyle bir askerler gelip kalıyordu. Evet. Burada. Bu asker arkadaşımız da burada kalma imkanını sağlarsanız komutanım iyi olur dedi. Bölük komutanına bir telefon açıldı. Telefon açıldıktan sonra dedi
burada barındırma gibi prosedür gereği barındıramayız dediler. Kapı dışarı ettiler. Aç mısın, tok musun diye hiçbir kimse soran olmadı. Yani zor durumdayım. Yine sokaklarda yaşamak zorunda kaldım. Kimse sahip çıkmadı burada. 11 Ocak 2017 tarihinde öğretmen evine yerleştirdi ve 10 gün boyunca öğretmen evinde kaldım. Öğretmen evinde kaldığım süre içerisinde günüm doldu. Günüm dolunca sokağa attılar. Tekrar Cumhurbaşkanlığı'na yazı yazıldı. Cumhurbaşkanlığı bu askerimize sahip çıkın, Mehmetçiğimize sahip çıkın diye bir yazı geldi. Valiliğe mi geldi? Valiliğe geldi. Ondan sonra valilikten herhangi bir şey yapmadılar. Dönüş yapılmadı. Herhangi bir arayan da olmadı. Kimseden bir sonuç bulamadım. Herhangi bir madde bağımlılığı, sigara dahil bile kullanmıyorum. Ezel, sokakta kaldı. Özellikle Metropol İş Merkezi'ndeki balkonda yattığı görüntüleri tekrar verelim efendim. Bu aynı zamanda Mersin'deki sivil toplum kuruluşlarına, belediyelere, hayırseverlere, Mersin Valiliğine, Jandarma Komutanlığı'na, Merkez Komutanlığı'na da bir ihbarımız ve ricamızdır efendim. Mersinli İsmail Tutkun 23 yaşında, İstanbul'da İzmir'de vatani görevini yapıyor. Hava değişimine rahatsızlandı, hava değişimi için Mersin'e geldi. Ancak kimsesi yok. Kendisi zaten yetiştirme yurtlarında yetişmiş bir arkadaşımız. Mersin'e geldi, geçici bir süre öğretmen evinde kaldı ama prosedür gereği sonrasında yine sokaklara salıverildi kendisi. Hava değişimi henüz bitmedi. Neredeyse bir ay daha Mersin'de kalacak. Ekranlarda gördüğünüz üzere Metropol İş Merkezi'nde o merdiven başındaki Fransız balkonunda battaniye ile yatıyor. Ne yiyor, ne içiyor. Nerede yıkanıyor. Tuvalet ihtiyacını nerede karşılıyor? O Metropol İş Merkezi'ndeki o esnaflar sayesinde. Yatacak bir yeri yok. Elbiselerini yıkayacak bir yeri yok. Cebinde 5 kuruş parası yok. Çeşitli kurumlara müracaat etti. Askeri kurumlarda dahil olmak üzere. Prosedür gereği seni barındıramayız denilerek tekrar sokağa bırakıldı. Hava değişimi bitinceye kadar Mersin'de mi yaşayacak 23 yaşındaki İsmail Tutkun? Lütfen efendim. Belediyeler, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, hayırsever iş adamları. Hava değişim süresi bitinceye kadar arkadaşımızı bir devlet kurumunun misafirhanesinde misafir ettiremez miyiz? Ya da masraflarını karşılayarak bir pansiyonda, bir otelde konaklamasını karşılayamaz mıyız? Ya da evimizde misafir edemez miyiz efendim? Lütfen, lütfen. Bu konuyla ilgilenelim. Arkadaşımız gördüğünüz üzere Metropol İş Merkezi'nde kalıyor. Orada gezilirse arkadaşımıza rastlanabilir. Hala askerde olan ve hava değişimine gelmiş olan İsmail Tutkun sokakta yaşıyor. Kimsesi olmadığı için. Lütfen ilgilenelim efendim. Ve bize de haber verirseniz çok çok seviniriz. Sosyal medyadan ve birazdan ekranlarınıza gelecek olan telefonlarımızdan, hatta WhatsApp'la mesaj da atarak bize de haber verirseniz çok sevineceğiz. Biz de görevimizi yerine getirerek herkesi Mehmetçik hava değişimine geldi, sokakta kalıyor. İlgilenelim çağrısıyla herkesi göreve davet ediyoruz efendim. Lütfen. Devam ediyoruz değerli seyirciler. Mersin'deki diğer gelişmelere de yer vereceğiz. Mersin'in yarın çok çok önemli konukları var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Başbakan Yıldırım Mersin'e gelecekler. Neden? Şehir hastanesinin açılışını gerçekleştirecekler. Ve Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı da açıklama yaptı. Dedi ki hastane yarın açılacak Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın katılımıyla. Sonrasında 6 Şubat tarihinden itibaren de hasta kabulüne başlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı törenle 3 Şubat Cuma günü açılacak olan Mersin Şehir Hastanesi 6 Şubat tarihinden itibaren hasta kabulüne başlayacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı, hastanenin açılması için titizlikle çalıştıklarını ve hasta kabul aşamasına geldiklerini söyledi.
Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çaba harcadıklarını ve çalışmaların tamamlandığını belirten Çamsarı, şehir hastanemiz artık hasta kabul aşamasına geldi. Hastanede son kontrolleri yaptık ve hizmeti hazır hale getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından 3 Şubat Cuma günü açılışı yapılacak olan Mersin Şehir Hastanesi son hazırlıklarını tamamladı. 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren de hasta kabulüne başlayacak. Mersin Devlet Hastanemizde aynı tarihe kadar hizmet vermeye devam edecek. Şehir hastanemizdeki çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yaptık ve hastaneyi vatandaşlarımızın hizmetine hazır hale getirdik. En küçük prizden son teknoloji cihazın çalışmasına kadar bütün kontroller tamamlandı, dedi. Şimdi efendim az önce sokakta yaşayan Mehmetçiğin haberine yorum gönderdi bazı izleyicilerimiz. Can Kuş diyor ki, vatan sağ olsun, al vatan evladı sahipsiz kalmış, yazık diyor. Mustafa Güven de diyor ki, koskoca bir kurumun adını söylüyor. Bir askere sahip çıkamıyorsa, bir koğuşta yer veremiyorsa yazıklar olsun diyor. Mustafa Güven de tepkisini bu şekilde dile getiriyor efendim. Teşekkür ediyoruz ama tabii amacımız tepki gösterilmesi değil efendim. Amacımız hava değişimi için Mersin'e gelen, Ezel görüntü ekrana verelim. Bu arkadaşımıza hava değişim süresi bitinceye kadar kalacak bir yer edindirebilmek. 23 yaşında İsmail Tutkun yetiştirme yurdundan çıkmış. Hiçbir kimsesi yok. Hava değişimi için memleketi Mersin'e gönderildi ama sokaklarda yaşıyor. Hava değişimi bitince tekrar birliğine geri dönecek. Prosedür gerekçe gösterilerek ordu evine, jandarma komutanlığına ya da çeşitli noktalara alınamamış. Kalacak yeri yok, cebinde 5 kuruş parası da yok. Lütfen efendim. Ve tekrar ediyorum, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz bu konularda çok hassastır. Haberi olacaktır, muhakkak bu arkadaşımızla ilgilenecektir efendim. Evet, şehir hastanesi de yarın açılacak. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan da gelecek Mersin'e. Ve biz de tabii takip edeceğiz ayrıntılara İçel TV ekranında ve şu anda bu programı da canlı olarak dinlediğiniz Radyo Klas'ta, Radyo Klas frekansında yer vereceğiz ayrıntılara değerli seyirciler. Tabii Toroslar ilçesine bir uzanalım efendim. Toroslar ilçesi sık sık Avrupa Birliği tarafından kabul gören toplum yararına, özellikle de dezavantajlı gruplar ve bireyler adına önemli projelere imza atıyor. Yine çok önemli bir projeye imza attı. Tekstil sektörüne iş garantili yetişmiş eleman temin etmek için eğitimlere Toroslar Belediyesi tarafından başlanıldı. Toroslar Belediyesi tarafından Türkiye'nin toplam ihtiyacının %38'ini oluşturan tekstil alanında verilecek mesleki eğitim sınıfının açılışı yapıldı. Toroslar Belediyesi'nin Mersin'de uyguladığı tekstil sektöründeki dezavantajlı kişilerin mesleki eğitimlerinin ve girişimcilik ruhlarının ortaya çıkarılması üzerine hazırlanan projenin 80 tane faydalanıcı hedef grubunda insanlar var. Burada 2 aylık süreçte mesleki eğitimler alacaklar. Mesleki eğitimler tamamlandıktan sonra işbaşı stajlar yapacağız. İlimizdeki tekstil sektöründeki atölyelerde staj yapacaklar. 15 günlük stajdan sonra içlerinde girişimcilik ruhu olan, ben şu işi öğrendim, buradan kendi işimi kuracağım diyenlere de girişimcilik eğitimleri vereceğiz. Sayın Başkanım'ın desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakam'a bu eşofmanları biz burada yapıyoruz. Arkalarının da işlerini. Toroslar Belediye'mizi kutluyorum. Zaten Atabey'i de önceden beri tanıyoruz. Daha önce de kendisiyle bazı Avrupa Birliği projelerinde de birlikte bulunmuştuk. Ben vali yardımcısıyken hep bunu söylüyorum. Demek ki çok çalışmışız, çok mesaimiz olmuş Toroslar'la. Bugün de burada bulunmak hakikaten güzel. Başkanımın da dediği gibi memleketimizin en önemli sıkıntılarından birisi yetişmiş eleman, ara iş gücü, kalifiye eleman sıkıntısı. İnsanlarımızı donanımlı hale getirdiğimizde iş bulmaları daha kolay oluyor.
bir ölçüde işsizliğin giderilmesinde faydalı olacaktır. Ben kendilerini tekrar tebrik ediyorum. Toroslar Belediyesi olarak özellikle yeni aldığımız bu Avrupa Birliği projesiyle 80 tane insanımıza tekstil sektöründe mesleki eğitim vereceğiz. 250 metrekarelik yaklaşık 30-35 tane makinanın olduğu, önceden de İSKİ'yle ortak proje yaptığımız bu yerde bu proje devam edecek. Hatta Avrupa Birliği projesi süreci bittikten sonra da burada zaten öncesinde de vardı, sonrasında da bu eğitim devam edecek. Amaç özellikle tekstil üzerinde yoğun bir işletmelerin olduğu bölge haline geldi Toroslarımız. Oradaki 35-36 tane işletmeye buradan yetişmiş ara eleman çıkartacağız. Overlock'tan makinacı, ütücü hangi branşta eleman istiyorlarsa o branşta yaklaşık 3 aylık eğitimler şeklinde oluşacak. Birinci etapta 20 tane kursiyerimiz var. Bunu 4 grup, 4 periyot halinde yapıp ve bütün kursiyerlerimiz de evinden servislerle alıp buraya getirmek suretiyle günlükte aşağı yukarı 5 euro gibi bir değer kendilerine takdim etmek suretiyle garantili iş eğitimi kursu verilecek. Dolayısıyla hakikaten bu anlamda biz 13. projemizi yapıyoruz. Projelerin özellikle sonuç getirmesine bakıyoruz. Sürdürülebilir olmasına bakıyoruz. İnşallah bu da bizim güzel projelerimizden bir tanesi olarak sonuçta verimli hale gelecek. Ben bütün kursiyer arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah bizim öğrettiğimiz bu meslekle ileride hem kendini hem ailesini doyuracak, bir altın bilezik sahibi olacak. Başarılar diliyorum, yolları bahtları açık olsun diyorum. Değerli seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Adana konsolos vekili Arnold, isimlerini okumak biraz zor ama Arnold Campbell ve beraberindeki konsolosluk yetkilileri Mersin'e geldiler. Ve Mersin'de Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Hasan Kılavuz'u ziyaret ettiler ve Mersin'deki, Türkiye'deki Alevilerin sorunları hakkında bilgi aldılar. Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolos Vekili Arnold Campbell, Mersin'de Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Hasan Kılavuz'u ziyaret ederek Aleviliğin Türkiye'deki son durumuyla ilgili bilgi aldı. Alevilerle ilgili bilgi almanın kendisi için önemli olduğunu belirten Campbell, Mersin'de bizi sıcak insanlar karşıladı. Zaman zaman gelip sizleri ziyaret ediyoruz. Şimdi de sizin toplumunuzla ilgili gelişmeler hakkında bilgi alıp sizi yakından tanımak istedik dedi. Mersin'de 300 bine yakın Alevi'nin yaşadığını belirten Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Kılavuz, bilgi aktarımında şunları söyledi. Mersin'de 300 bine yakın Alevi yaşıyor. Yani Türkiye'nin her tarafından gelen Alevilerin uzun yıllardır burayı yerleşim alanı olarak seçmelerinden, geçimlerini burada yapıyorlar, işverenlerdir, inşaatla uğraşıyorlar diğer alanlarda ama 300 bin lira yakın Alevi yaşıyor. Türkiye'nin her ilinden burada Alevi görmek mümkün. Ben Avrupa ülkelerinde de yaşadım. Avrupa ülkelerinde de Aleviler örgütlendi. Aleviler orada cemevlerini kurdular. Aleviler orada kabul görüyor. Ama ne yazık ki kendi ülkemizde cemevleri henüz daha ibadet yeri olarak kabul görmüyor. Ama inanıyorum bu uzun süre devam etmez. İlla ki hak doğrudan yanadır. Yani mutlaka bu da bir gün gelecek. Mevcut iktidarlar artık bunun sonuç vermeyeceğini biz Alevi'nin bir inanç olduğunu söylüyoruz. Çünkü biz Aleviyiz, kendi inancımızı biz tarif ediyoruz. Bizim dışımızda bizim inancımızı başkalarının anlatması ve tarif etmesini kabul etmiyoruz. Onun için de okullarda çocuklarımızı sünnileştirmek istemiyoruz. Türkiye'mizde bu sorunumuz. Bir camiyle bir cemevi eşit olanak ve imkanlarda yararlanmıyor. Bu bir şikayet değil. Hükümetin bu konuyla ilgili açıkladığı mantıklı şeyi ne, gerekçesi ne? Burada, bu ülkede yalnız Müslümanlar yaşar ve ibadet yeri yalnız camidir.
Mesela burada şiddetle protesto ettiğimiz bir olay var. Bir Alevi köyüne zorla cami yaptırılmasını kabul etmiyoruz. Tüm bu sıkıntılar süreç içerisinde giderilirse, yani biz bu topraklarda bütün yaşayan hakları, Hristiyanlar olsun, Aleviler olsun, Süryaniler olsun, Müslümanlar, Aleviler, Ermeniler, kim olursa olsun, bütün kimliklerin ve inançların barış içinde, birlikte, kardeşle yaşaması işe yarar. Halk sağduyulu bir halktır. Yüzlerce yıldır birlikte yaşıyoruz. Ama oy avcılığı yapan saltanat ve koltuk peşinde olan politikacıların çok ciddi istismarları var. Halkın buna karşı karşıya. Şimdi efendim, Mersin'de 4 Suriyeli Irak'tan tedavi olmak için Türkiye'ye, Mersin'e gelen bir Iraklıyı, bir kanser hastası Iraklıyı seni daha iyi yerlerde, daha iyi doktorlara tedavi ettireceğiz diyerek dolandırdılar. Iraklı bunun farkına vardı, polise haber verdi. Polis de o dolandırıcı Suriyelileri 400'den fazla sahte çeyrek altında yakaladı. Mersin'de dolandırıcılık şikayeti üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis, Suriye uyruklu 4 kişiyi 492 adet sahte altınla yakaladı. İddiaya göre İran Musul kentinden gelerek Mersin'de kanser tedavisi gören Sakık Mahmut Muhammed, burada tedavi gördüğü sırada tanıştığı Suriye uyruklu 2 kişi tarafından "sana daha iyi bir doktor buluruz, seni tedavi ettiririz" denilerek 42 bin lira dolandırıldı. Dolandırıldığını anladıktan sonra polise başvurarak şikayetçi olan Muhammed, zanlıların yakalanmasını istedi. Şikayet üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin bulunduğu Kültür Mahallesi Cengiz Töpel Caddesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler 492 adet sahte altın buldu. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Muhammed El Hüseyin, 42 yaşındaki Yahya Azaddin ve 19 yaşındaki Ali Hüseyin Kabur ve 57 yaşındaki Alasla Al Hüseyin sorgularının ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Bir hayal daha gerçek oldu. Şehir hastanelerinin ilki Mersin Şehir Hastanesi açılıyor. 5 yıldızlı otel konforundaki sağlık hizmeti başlıyor. Türkiye dev bir esere daha sahip oluyor. Günlük 12 bin poliklinik hastası kapasiteli, 1300 yatak kapasitesi, 5000'e yakın sağlık personeli, 230 poliklinik odası, 51 ameliyathane, 210 yataklı yoğun bakım ünitesi, son teknolojik cihazlar, 30 yataklı diyaliz merkezi, 50 yataklı kemoterapi merkezi, 3858 araçlık ücretsiz açık ve kapalı otopark, mihmandar eşliğinde ücretsiz araç karşılama hizmeti, helikopter pistinden acile doğrudan hasta kabul hizmeti. Tamamı ücretsiz. Mersin Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla 3 Şubat Cuma günü açılıyor. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun Türkiye. Türkiye'yi sağlıkta geleceğe taşıyoruz. Evet, şehir hastanesi açılacak yarın. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan kent protokolü katılacak açılışa. Şimdi efendim, az önce bir askerimizi ekranlarınıza getirdik. Yetiştirme yurdundan çıkıp askere gittiği için hiçbir kimsesi yok. Elinden rahatsızlanıyor. Hava değişimi için Mersin'e geliyor 23 yaşındaki İsmail. Ekranlarınızda gördüğünüz üzere kalacak, yatacak, yiyecek hiçbir şey yok. Metropol İş Merkezi'nde o bankların üstünde yatıyor, kalkıyor, esnafın verdikleriyle karnını doyuruyor ve hava değişimi süresinin bitmesini bekliyor. Telefonlarım çaldı haber üzerine. Çok teşekkür ediyorum. Toroslar Belediyesi'nden aradılar. Toroslar Belediyesi ilgilenecek. Sayın Tuna'nın talimatıyla, yönlendirmesiyle ülke ocakları belki devreye girebilir. Büyükşehir Belediyesi, Toroslar Belediyesi hemen devreye girebilirler. Teşekkür ettiler. Ben de ilgilenecekleri için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Umarız askerimize kalacak, yatacak, yiyecek, içecek temin edilebilir. Ve şu cümle de askerimiz kendisi dile getiriyor. Cumhurbaşkanlığına haber gidiyor. Cumhurbaşkanlığından
askerimize sahip çıkın diye talimat geliyor Mersin Valiliğine. Mersin Valiliğinden de henüz bir ses seda yok. Lütfen Sayın Çakacak, sizin de hassasiyetinizi çok iyi biliyoruz efendim. Belki sizin henüz haberiniz yoktur. Bürokrasiye takılmıştır bazı işlemler. Lütfen bu askerimizi bir an önce hava değişim süresi bitinceye kadar bir yere yerleştirelim. Sonrasında zaten tekrar birliğine teslim olacak. Usta birliğini İzmir'de yapıyor 23 yaşındaki İsmail. Diğer konulara gelelim efendim. Evet, şimdi Mersin bu yıl çok felaket yaşadı. Kış aylarının başlamasıyla birlikte şiddetli rüzgar, fırtına, sonrasında kar, sonrasında dolu, sonrasında soğuklar, don afeti, sonrasında malum sel felaketi, sonrasında kar. Mersin doğal afetlerle mücadele etti, ediyor, edecek gibi de. Ama hala Mersin bir afet bölgesi ilan edilmedi. Çeşitli borçlar ertelendi, yapılandırıldı ama özellikle de üretici, tarım sektöründe ilgilenen, hayvancılıkla ilgilenen üreticiler, küçük sanayi işletmeleri, esnaflar çok ciddi destekler bekliyor ilgili bakanlıklardan. Ama hala bir ses seda yok efendim. Şimdi uzanacağız Silifke'ye. Silifke'de şimdi malum yine tabii meteoroloji 25 Ocak'ta uyarmıştı. Demişti ki 30 Ocak tarihine kadar Mersin'de yine zirai don tehlikesi var. Soğuklar çok şiddetli olacak. İlgili olsun bütün vatandaşlar, yetkililer demişti. İşte Silifke'ye kar yağdı ki yağmaya da zaten devam ediyordu. Karlar eriyince, hava biraz yumuşayınca ortaya çıktı ki Silifke'de bir aya yakındır elektriği olmayan köyler var. Çatılar çökmüş, camilerin minareleri yıkılmış, müştelimatları yıkılmış, hayvanlar telef olmuş, ahırlar yıkılmış, kar altında kaldıkları için otlar, yemler çürümüş. Çok ciddi sorunlar var efendim, bakalım. Mersin'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde yağan kar, camilerin, okulların, ahırların ve iş yerlerinin çatılarını çökertti, demir elektrik direklerinin yıkılmasına neden oldu. Yaklaşık 35 gün önce başlayan ve aralıklarla 20 gün devam eden kar yağışı, Şahmurlu, Seydili ve Ören köylerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının durup yolların açılmasının ardından karın verdiği zararlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Neredeyse 20-25 gün elektriksiz kalan vatandaşlar şu günlerde yıkılan çatılar ve tarımsal sulamada kullanılan enerji nakil hatlarının onarılmasını bekliyor. 35 gündür kar yağdı, 35 gündür bir dozer açtı. Yayan gidip giriyoruz malın yanına. Malı dışarı çıkaramıyoruz. Yolumuzun açılmasını istiyoruz. Yağan karlar erimedi zaten Diyadarkı. Aynı durur. Yollar açık değil. Bir yere gidemiyoruz. Elektriklerimiz kesik. Davar olakıp çatmalar yıkıldı. Malların yarısı öldü. Çık olarak 35 gün önceki aralıklı kar yağışı nedeniyle mahallemizin ve çevresindeki bütün yerlerin zarar gördü. Mahallemizin caminin önündeki 180 metre kare kapalı alan koştu. İlk öğretim aklımızın önleri yaptırmış olduğu, muhtarların yaptırmış olduğu çatırlarımız göçtü. Ve büyükbaş hayvan ahırının bir tanesi yerle bir oldu ve adam bütün yemleri iğme oldu. Kızılgeçit mevkisindeki enerji nakil hattımıza hiç ulaşamadık daha kar nedeniyle. Ancak Yastıma mevkisindeki tarımsal sulama enerji nakil hattımıza ulaştık ve zararımızı baktık ki çok olduğuna, bütün direklerin göçtüğüne ve kullanılmaz hale geldiğini öğrendik. Ve bu enerji nakil hattının altında 700 dönüm sulamanın yeri var. Bu yaz mutlaka sulama yapmamız gerekir. İlgililere duyurulur ve bunun bir an evveli yapılmasının önemli rica ediyorum. Değerli seyirciler, Büyükşehir Belediyesi sosyal açıdan önem arz eden projelere hizmet imza atıyor. Şimdi Sarıkeçili
Yörük çocuklarının birçoğu şehri görmemiş ve ciddi modern spor aktivitelerine katılmamış. Mersin'in sosyal yaşantısını edinebilmek için uygun fırsat bulamamış. İşte Büyükşehir Belediyesi bu çocukları topladı değerli seyirciler. Bu çocukları topladı efendim ki asker haberimizle ilgili geri dönüşler devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çocukları topladı, Mersin şehir merkezine getirdi. Onları tenisle, yüzmeyle, basketbolla tanıştırdı, müzeye götürdü. Çocuklara hoş anlar geçirdi efendim. Mersin Büyükşehir Belediyesi konar göçer olarak hayatlarını devam ettiren çocukların hayallerini Sarı Keçili Çocuklar Projesi ile gerçekleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortak düzenlenen proje kapsamında eğitimlerinde başarılı olan 30 öğrenci Mersin Kent Merkezi'ne getirildi. Öğrenciler proje kapsamında davranış kuralları ve madde bağımlılığı gibi konularda eğitim alırken Mersin Deniz Müzesi ve Tarsus Hayvanat Bahçesi gibi tarihi ve turistik alanları gezdi. Aydıncık, Erdemli ve Mezitli'nin dağ kesimlerinde yaşamlarını devam ettiren Sarı Keçili Çocuklar proje kapsamında ilk defa tenis ve yüzme gibi alanlarda da eğitim aldı. Proje kapsamında başarılı 30 öğrenci obezite ve ergenlik eğitimi, eğitim zaman planlaması gibi birçok eğitim programına katılacak. Benim adım Buran Soyadım Candan. Nereden geliyorsun Buran? Aydıncık'tan geliyorum. Karaseki köyünde. Peki Buran, şu anda yüzme öğreniyorsun. Ne hissediyorsun bununla alakalı? Çok heyecanlıyım. Birazcık içimde korku var. Şu an sudan korkuyorum. Bu proje Sarı Keçililer dediğimiz bir yörük aşiretinin konar göçer halleri hala sürdüğü için bunları alıp, çocuklarını alıp Mersin'in ortamını ve sosyal ortamları göstermek amacıyla bir etkinlik yapmak diyeyim. Bu çocukları çadırlarından alıp Mersin'e getirip otelde ağırlayıp bir otel ortamını görmelerini sağlayıp havuz ortamına getirip yüzme hakkında bilgi vermek, sosyal etkinlikler anlamında mesela dün bowling'e götürdük, bowling ortamını gösterdik. Aynı zamanda üniversitede bilimsel çalışmaların olduğu ortamlara sokup hani kendilerini geliştirmeleri sağlamak. Sakin, aferin. Yerine geç. Nereye? Evet. Aferin. Ben Oğuzhan Altıner, Esenpınar Köyü'nden geliyorum. 8. sınıfım. İşte TEOG sınavına çalışıyoruz şeylerde. Vallahi ilk defa tenis oynuyoruz. Yani çok güzel bir duygu. Teşekkür ederiz Mersin Belediyesi böyle bir şey yaptığı için. Adım Ozan, soyadım Demirel. Esenpınar'dan geliyorum. Esenpınar Ortaokulu'nda okuyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu bizim için. Onlar düşünüyorum. Değişiklik oldu. Ve spordaki en önemli gelişmeye gelelim efendim. Mersin İdman Yurdu Başkanı Ali Tekin istifa etti. Mersin İdman Yurdu Başkanı Ali Tekin istifa etti. 28 Eylül'de göreve başlayan Ali Tekin, o zamandan bu yana yapmış olduğu başkanlık görevinden ayrıldı. Noter kanalıyla istifasını sunan Ali Tekin, bundan sonraki süreçte yapılacak olan olağanüstü genel kurulda da aday olmayacağını açıkladı. Ali Tekin, 28 Eylül'de gururla başladığım görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Geçen bu süreçte şahsıma destek veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü, Türkiye'nin en güzide kulüpleri arasında yer almaktadır. Bundan sonraki süreçte kulübümüzün daha da iyi yerlere geleceğinden hiçbir şüphem yoktur. Ali Tekin istifa etti ve iddia Mersin'den de ayrıldı. Tabii yaşanan bu gelişmeler üzerine AS Başkan, 2. Başkan Mahmut Karak, Mersin İdman Yurdu'nun kulüp binasında bugün bir basın açıklaması yaptı. Canlı yayında ekranlarınıza verdik ama Sayın Karak neler söyledi bir kez daha hatırlayalım efendim. Bugünkü basın açıklamamızın nedenlerinden bir tanesi dün itibariyle Başkanımız Ali Tekin'in sunmuş olduğu istifası nedeniyle
bir basın açıklaması yapalım kararını verdik. 28 Eylül'de başlayan yaklaşık 5 aydan beri sürdürdüğümüz ve kimsenin devralmadığı, yönetime yaklaşmadı, başkanlığa yaklaşmadı, meclis mevdu başkanlığını Ali Tekin başkanlığında sürdürmüş olduğumuz yönetim kurulu heyet olarak dün itibariyle başkanımız istifa etmiştir. Aldığımız daha önceki 25 ayın 25'indeki olan Şubat 25'teki olan kongremize de hep birlikte yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte yönetimin başında durup kongre sürecine kadar da götüreceğiz. Yeni başkanımızı seçene kadar da bu yürüyüşümüz devam edecek. Tabii çeşitli şeyler var, soru işaretleri var. Neden istifa süreci, neden oldu? Ali Tekin nereden istifaya bu şekilde karar verdi? Tabii kendisinde açıklaması olacaktır basına. Ama biz burada kendimiz olarak konuşacağımız, ben as başkan olarak, ikinci başkan olarak kendisine çok teşekkür ediyorum. Abim olarak geldi, abim olarak başladı. Bir abi kardeş diyaloğunda kendisiyle sürdürmüş olduğumuz bu yönetimi ben gururla, şerefle kendisiyle çalıştım. Çok çok teşekkür ediyorum. Verdiği emeklerden, yaptığı hizmetten dolayı çok büyük katkıları oldu bize de. Ama gerçekten de klasik olacak ama sağlık nedenlerinden dolayı, çünkü artık kaldıramayacak bir durum vardı ortada. Çok yaptığınız her şeyin sonucunda bir eleştirisi oluyordu. O da bunu pek fazla şey yapmadı. Sağlığı da el vermeyince dün itibariyle kaldıramayacağını söylemişti. Konuştuk. Dün de kendisini yolcu ettik. Çocuklar da rahatsızdı. Ondan dolayı yurt dışından geleceği çocuklardan dolayı da Ankara'da olması gerekirdi. İstifasını sundu. Aramızdan ayrıldı kendisi. Bundan sonra da 25 Şubat'ta da kongre sonucunda yeni başkanımızı seçeceğiz inşallah. 18'inde 25 olarak tarih verilmişti. 18'inde toplanma şey olur. Süreçte benim istifayla ilgili anlatacağım konu bu. Bir daha değinmek istiyorum. Bizim geldiğimiz dönemde hiçbir kimse yoktu aday olarak. Bırakanlar da zaten 1001 dertle bırakmışlardı. 1001 sıkıntıyla bırakmışlardı. Bir daha kapının önünden geçmeyeceğiz. Böyle bir şey almayacağız. Böyle bir şey yapmayacağız diyerekten bırakanlar. Biz de bu şekilde bu kutlu yürüyüşe başladık. Şerefle başladık. Şerefle devam ettiriyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bu uğurda sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman için doğru olan şeyleri ne kadar da biz kabul etmesek dahi belirli şekilde yazışmalar oldu. Emeğinizden dolayı size de çok teşekkür ediyorum. Burada tek bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yanımızda daha devamlı olan tek bir kişi olarak belediye başkanımız Burhanettin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir gün desteğini yanımızdan çekmedi. Her zaman yanımızda oldu. Özellikle çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bundan sonra da gelecek olan kimlerse İnşallah başarıyla takımımızı en güzel yerlere getirirler. Bu süreçte de 25'inde nasip olursa ben ve arkadaşlarım güzel bir listeyle 25'inde aday olduğumu buradan dile getirmek istiyorum. Çünkü 4,5-5 aydan beri devam ettiğim yolda hiçbir zaman için aziyete düşmeden büyük güçlülükle daha güçlenerekten de tekrardan bu yönetime aday olduğumuzu açıklıyorum. 25'inde her şey hayırlısıyla tekrardan yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Evet, Mahmut Karak bu açıklamasında 18 Şubat'ta toplanacak ama yeterli çoğunluk sağlanamazsa 25 Şubat'ta tekrarlanacak olan Mersin İdman Yurdu Genel Kurulu'nda aday olacağını, başkanlığa aday olacağını da açıkladı efendim. Şimdi tekrar siyasete bir dönelim değerli seyirciler. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni il başkanı
il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Neler söyledi? Canlı yayında vermiştik bu töreni diyelim, tanışma törenini. Bir kez daha hatırlayalım efendim. Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin de sıkça ifade ettiği bir gibi davamızda kişilerin değeri makamla değil, davaya hizmeti ve ülkücü duruşuyla ölçülür. Sebahattin Bey'in şahsında bugüne kadar emeği geçen, temsil makamında bulunmuş, sonrasında da bir nefer gibi mücadeleye devam etmiş bütün dava büyüklerimize de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ben bu hareketin ilk il başkanı değilim. Son il başkanı da olmayacağım. Türk milletine hizmet mücadelesinde temsil makamına ülkücüler gelir ve giderler. Bu bayrak hep daha yükseğe taşınarak hesap gününün geleceği unutulmadan bu kutsal hizmet sürer gider. Bizler de bu kutlu zincirin bir halkası olmaktan sonsuz şeref duyuyoruz. Değerli ülküdaşlarım, liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin bütün uyarılarına rağmen AKP hükümeti bir açılım süreci başlatmış, yanlış stratejilerle ülkemizi yalnızlaştırmış, ülkemiz bir terör salmanına sürüklenmiş, 15 Temmuz'da bir kalkışmaya maruz kalmış, içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılmıştır. MHP çözüm süreci boyunca yerinde ikazlarını yapmış, terörle mücadelede ise Türk devletinin yanında dimdik ayakta durmuştur. Geçmişte nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve sonra başbuğumuz Alparslan Türkeş'in önderliğinde Türk milletini yok etme gayretleri boşa çıkarılmış ise bugün de Türk milliyetçileri liderimiz Doktor Devlet Bahçeli'nin önderliğinde bu kuşatmayı kıracak ve bu bunalımı zafere dönüştürecektir. Şirazesinden çıkan Türk devlet geleneğini yeniden yerine oturtabilmek için Sayın Genel Başkanımız önemli bir hamle yapmıştır. Siyaseti yakından takip edenler, dünü hatırlayanlar bilirler ki Sayın Genel Başkanımızın inisiyatif aldığı her krizde Türk devleti ve Türk demokrasisi kazanmıştır. 1999 koalisyonu böyledir. 2002 seçimleri böyledir. 367 krizi böyledir. Bugün de böyle bir dönemdeyiz. Liderimiz bugüne kadar hep haklı çıktı, yine haklı çıkacaktır. Bölücü terör örgütüne meşruiyet kazandırma çalışmaları çoklu etnik temelli bir anlayıştan kurucu irade... Evet değerli seyirciler, Mersin gündeminde yaşanan gelişmelere devam edelim efendim. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki görev değişimi sonrasında yapılan basın toplantısını bir kez daha ekranlarınıza getirdik. Şimdi efendim dün söylemiştik, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar bugün Mersin'e gelecekti. Kendileri geldiler, ilk önce Tarsus ilçesine gittiler. 29 Aralık'ta Mersin'de yaşanan sel felaketinde Tarsus ilçesinde zarar gören köyleri, sera alanlarını ziyaret ettiler. Sonrasında Mersin valisi Sayın Özdemir Çakaca makamında ziyaret ettiler. Şimdilerde de Akdeniz ilçesinde selden zarar gören noktaları inceliyorlar kendileri. Tabii valilik makamı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdılar ve Mersin'deki sel felaketinin üreticiler, çiftçiler üzerinde bıraktığı etkilere yönelik Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar şu açıklamayı yaptı. Evet, tabii sadece 29 Aralık değil, ondan evvel de bir biliyorsunuz sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Yine Ocak ayında yoğun kar yağışı sonucunda Tonos bölgesinde özellikle meyve bahçeleri zarar gördü. Tabii biz
fevkalade üzüntülüyüm gerçekten. Yani olayı gördüm. Olayın vehametini de gördüm. Mahallinde görmek daha farklı. Üreticilerimizle tabii bir araya gelme imkanımız oldu. Onları dinleme imkanım oldu. Şimdi seralarımız tamamen zarar görmüş. Oradaki üretim tamamen yok mertebesinde. Üreticilerimizin de tabii bu manada bu mağduriyetin giderilmesi için bir takım talepleri de var. Yani onlar alanda kalmak, tarlada kalmak istiyorlar. Tarlada kalmaları için de bir takım tedbirlerin alınması lazım. Üreticilerimizin asıl en büyük problemlerinden bir tanesi banka borçları. Yani bankaya, kamu bankalarına ve özel bankalara olan borçların yapılandırılmasını talep ediyorlar. 2006 borçları %3 faizle zaten yapılandırılıyor. Ama şimdi burada tabii 2017 yılında da biliyorsunuz bir afet oldu. Şimdi birazdan Toros'ta gireceğimiz yerde kar felaketiyle karşı karşıya kaldık. Onun için yeni bir kararname çıkması gerekiyor. Tabii üreticilerimiz bu bir yıl ertelenen borçların daha uzun vadeye faizsiz yayılmasını talep ediyorlar. Bunu Ankara'da ilgili bakanlarımızla inşallah tabii görüşeceğiz. Bunun dışında Mersin'in Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borcunu erteledik. Ama onun dışında prim borçları var. Sosyal Tarsim'e olan yani ürün sigortası yaptırdığı için Tarsim'e borçları var. Bu borçların da tabii yapılandırılmasını talep ediyorlar. Buna bakacağız. Önemli olan bakın bu bölgenin hem örtü altı üretiminde hem de ihracatta çok önemli yeri var. Eğer gerekli tedbirleri alamazsak bu şansını bu bölge kaybeder. Yani üreticiyi tarladan alırsak, çıkartırsak ki bu sorunları biz çözemezsek tarladan çıkacak. O zaman üretemez noktaya gelir ve bu Mersin ekonomisi için de fevkalade kaybolur. Yani sadece üreticinin kaybı olmaz. İhracat potansiyelini de fevkalade olumsuz etkiler. Aşağı yukarı bize intikal eden rakamlara göre 6.000 civarında çiftçimiz zarar görmüş durumda. 175 milyon civarında bir zarar söz konusu. Yani bu hem tesis, hem hayvan varlığı, hem ürünle alakalı. Hepsinin. Ha bu arada tabii Toroslardaki kardan zarar gören bölgenin aşağı yukarı orada da 50 bin dekar civarında bir alan zarar gördü. Daha oradan kar çekildikten sonra tabii tespit yapılacak. O rakam buna dahil değil. 175 milyon civarında bir zarar söz. Bu rakam büyük bir rakam. Dolayısıyla bu zararın bir kısmının tabii telafi edilmesi önemli. Bir de bu seralar Tarsim kapsamına da girmiyor. Çünkü teknolojileri çok iyi değil. İşte o manada tabii bir de şey de var. Yani üreticilerimizi de yönlendirmeye çalışıyoruz. Bununla alakalı Ziraat Odaları Birliği'nin girişimiyle seranın modernizasyonunda 0 faizli kredi imkanı da getirdi hükümetimiz. Bizim talebimizde Ziraat Odaları'nın talebiyle. Bugün bir acil şeye ihtiyaç var. Can suyuna ihtiyaç var. Yani üreticiyi önce bir tarlada tutacağız. Tarlada tuttuktan sonra kazanmaya başladıkça muhakkak surette bir şekilde bu kredi imkanlarına da yararlanacaktır. Size göre ilan edilmesi gerekiyor mu? Yani olabilir sonra? Tabii olabilir. Ben Bakan Bey'le bir görüşeyim. Ondan sonra bir açıklama yaparız. Ne var? Ne gidiyor mu? Yemeğe gelmiyor musun? Hadi görüşürüz. Yerel gazetelerimize de bakalım efendim. Yerel gazetelerden ilk olarak Mersin gazetesine bakalım. Mersin gazetesi ilk tedavi 6 Şubat'ta başlığını atıyor ve diyor ki 6 Şubat'tan itibaren hasta kabulüne başlayacak olan Mersin Şehir Hastanesi'nin yarınki yani 3 Şubat'taki açılışına devletin zirvesi çıkarma yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım da törene katılacak. Mersin Şehir Hastanesi yarın düzenlenen törenle açılacak. Ayrıntılar İçel TV ekranlarında da olacak efendim. Mersin gazetesinden haberciye geldiğimizde haberci birinci sayfasında çiftçi fide sıkıntısı yaşıyor başlığını atıyor. Ve Mersin'de selin vurduğu çiftçiler fide sıkıntısı yaşıyor. Yüksek girdi maliyetleri ve borçlar nedeniyle fide bulamayan üreticiler zor günler geçiriyor diyor gazete. Haberciden geliyoruz İMC'ye. İMC gazetesi hayırlı cumalar, mutlu yıllar, kutlamalar ve milyonluk faturalar. SMS'lerin faturası vatandaştan mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi CHP milletvekili Elif Doğan Türkmen'in bir yıllık haberleşme faturasının
1.189.000 Türk lirası olduğunun ortaya çıkmasının ardından Burhanettin Kocamaz imzasıyla cuma günleri ve özel günlerde sık sık gönderilen toplu mesajlar akıllara geliyor, diyor İMC gazetesi bugün yapmış olduğu haberde değerli seyirciler. İMC gazetesinden Mersin Kadın Gazetesi'ne geldiğimizde başlık şöyle: Yağmur'u katleden erkeğe sevgi ve kaza indirimi. Yağmur Önüt'ün av tüfeğiyle katledilmesi ve tehdit edilmesi beyanlarıyla ortaya çıkan Egemen Vardar'ın yargılandığı davada karar verildi. Savcı mütalasında kaza derken mahkeme heyeti sadece 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Aile avukatı sanığa seviyorum dediği için indirim verildiğini dile getirdi, diyor ve bu konuya dikkat çekiyor Mersin Kadın Gazetesi. Güney Gazetesi buğday ithalinde yanlışlıktan dönülsün, diyor. Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel hükümetten buğday ithali yerine kendi çiftçisini desteklemesini istiyoruz. Bu yanlışlardan lütfen dönülsün açıklamasını yapmış efendim. Ve Hakimiyet Gazetesi iş adamları istikrar istiyor başlığını atıyor ve ayrıntısında diyor ki Kız Kalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı, aynı zamanda Mersin İdman Yurdu'nun eski başkanlarından Hüseyin Çalışkan, ülkede istikrar olduğu sürece iş adamları olarak proje üretmeye devam edeceklerini belirterek bu sebepten siyasi istikrar şarttır açıklamasını yapmış. Yararlı gazeteleri sona erdirdik. İçer gündemini de buradan noktalıyoruz efendim. Ve Mersin'de yaşanan gelişmelerle haber bültenlerimizde yine sizlerle birlikte olacağız. İçer TV'de kalın, hoşça kalın. Yeah.